Efendim şimdi sırada siyasetin gündemi var. Siyasetin gündemine biraz yakından bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur Sen Büyük Türkiye buluşmasında konuştu. Kılıçdaroğlu'na bürokratlara yönelik sözleri, Akşener'e ise şehit ailesine edilen küfür üzerinden yüklendi. Birçok yatırımlarımızı böyle gerçekleştirdik. Hala gerçekleştiriyoruz. Ve şu anda burada 5000 kişi çalışıyor. Millet aç diyor. Ya bu 5000 kişi burada çalışıyor. Ve buradan hepsi ücretlerini alıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor? Buna bakın. İşte biz bu noktada ekonominin evvelallah kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yap işlet devret modeliyle inşa edilmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Bürokratlara hesap soracağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu hedefindeydi. Bay Kemal tehdit ediyor değil mi? Öğretmenleri tehdit ediyor. Subayları tehdit ediyor. Polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor. Tehdit dilini siyasetlerinin öznesi haline getirenlerin bu ülkenin memurunu, öğretmenini, polisini, hakimini, savcısını, bürokratını rahatsız ve huzursuz etmesine asla izin vermeyiz. Biz bu makamda olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle kimse sizin kılınıza dahi dokunamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur Sen Büyük Türkiye buluşmasında konuştu. Ya siz neler yaptınız ki? Şu anda belediyelerde tüm benim vatandaşlarımı sokağa atan sizsiniz ya. Belediyelerimizde işçilerimizi sokağa koyan sizsiniz ya. Hani atmayacaktınız? Hani kimseyi kapıya koymayacaktınız? Hepsi yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Eleştirilerine gezi olayları üzerinden devam etti. Türkiye'ye ve aziz milletimize hizmet yolculuğumuzda gizli açık pek çok engelleme girişimine muhatap oldu. Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Taksim'deydi. Ne işin vardı senin orada ya? Çünkü o da gezici. Ya bunlar değil miydi? Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içine bira kutularıyla girenler. Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nden Başbakanlık ofisine loderlerle oraları kanal açarak gidenler bunlar değil miydi? Bunlar tahribat yapar, biz ise iş yaparız. Erdoğan'ın hedef tahtasındaki bir diğer isimse İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Şehit yakınına küfür skandalının ardından grup toplantısında sarf ettiği sözlere çok sert tepki gösterdi. Yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizi dinlemeye devam edeceğiz. Bir kadın genel başkana parlamentonun çatısı altında Allah aşkına memur kardeşlerim soruyorum size. Küfretmek yakışır mı? Ya sen bir kadınsın. O küfrü nasıl yapıyorsun? Ama şunu bil ki bu millet kime neyi yakıştıracağını çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde memurlara seslendi. 3600 ek gösterge için tarih verdi. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memur Sen'in bu konunun neticelendirilmesi hususunda gösterdiği gayretin yakın şahidiyiz.